Şimdi bir tane yufkaya ihtiyacım var. Yufkayı tamamen açıyorum. Dikkat edin, yapışan yerler varsa yırtılmasın. Şu kare noktayı dolduracağız. Kapattığımızda tam bir zarf şeklini alacak. O esnada da ben şöyle küçük tavamın altını yakmak istiyorum. İçinde birazcık tereyağı eriteceğim. Şunun hepsi zaten bana yeter de çoktan artar bile. Hemen baby ıspanakları direkt elimle şu şekilde dediğim boşluğa alt tarafı ıspanakları koyuyorum. Saplarını da mutlaka koyun. Çok hoş bir tat veriyor çünkü. Tam ortasını doldurdum. Şimdi buzdolabına gidiyorum. Peynirin tuzu benim için yeterli olduğu için tuz eklemeyeceğim. Ama buna acı çok yakışıyor. O yüzden birazcık pul biber koyacağım. Şöyle 3-4 dilim pastırma yeterli olacaktır. Yoksa da olur, arzu etmiyorsanız da olur, nasıl istiyorsanız. Şöyle güzelce kaşarlarımı da koyuyorum. Bu arada yağım hazır. Hemen onun altını kapatalım. İçine biraz pul biber koyacağım. Bunu istediğiniz her malzemeyle yaparsınız. Hani bazen diyorum ya, kolayın da kolayı tarifler diye. İşte bu onlardan bir tanesi. İşte bu şekilde. Bu kadar basit. Hemen tavamın altını kısacağım. Güzelce erittiğim tereyağından hafif hafif üstüne sürüyorum. Hemen diğer yüzüne de erittiğim tereyağından süreceğim. Fırçayla sürüyorum ki çok yağlı olmasın istemiyorum çünkü. Bunu orta ateşte önlü arkalı yaklaşık her taraf için 3-4 dakika kadar pişireceğim. Gözlememi şu şekilde dikkatli bir şekilde çevireceğim. İşte bu kadar. Yine erittiğim tereyağımdan üzerine güzelce süreceğim. Hemen güzelce dilimlemek istiyorum. Tam o gözlemeci teyzelerinki gibi oldu bence. Şöyle bir tarafına arzu edenler dediğim gibi bu ıspanaktan koyabilirsiniz. Ben biraz domates koyacağım. Hatta üstüne bir tane de biber koyalım.